Sen bir konuş istiyorsan. Allah Allah. Tamam. Fırat aradı, 3 saattir tek başına sahilde oturuyor dedi. Hayırdır, ne oldu? Onunla evlenmedim. Ne? Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum Deniz. İyi felakettim. Ne olur söyle, ne istersen onu yapacağım. Söyle, söyle yapayım. Canım, hevesini kırmış çocuğu. Kızım siz kolay mı geldiniz bugünlere ha? Bana bak, ağzınız aşık usandırmış. Bak sen de söylüyorsun işte. Heves, biliyorum. Başında bir sürü kötü şey geldi, kendini yalnız hissetti o yüzden. 2 gün sonra her şey yoluna girer, burnu kaftanı çıkar yine biliyorum. Nane sen aklını oynattın herhalde. Kızım Fırat bu, Fırat, Fırat. Sana bal gibi aşık biliyorsun işte. Narin ben seni yalnız bırakayım. Aceleye getirmek istemiyorum, gergin gözüküyorsun. De nerede evlenmek istersin diye soruyor ya. Sanki her şey olmuş bitmiş, kabul etmişim kafadan da neredesi kaldı? Canım lafın gelişi söylemiştir. Hani lafı oraya getirmenin bir tarzıdır o. Sen niye buna bu kadar sinirleniyorsun anlamıyorum ki. Şimdi ben nasıl güveneyim de evleneyim bu adamla Deniz ya? Ya her seferinde bir şey olmadı mı? Bana her yaklaştığında arkasından bir şey çıkmadı mı? Ya başına bir bela geldi, ya çekti gitti. Tamam evet her seferinde bir mazereti vardı. Ama yani beyinle kalp arasındaki yolda aşınıyor zamanla. Ben şimdi nasıl beynime laf anlatayım? Evleneceğim, evleneceğim dediğim zaman dur sakın yapma, kandırıyor seni, kandırıyor seni diye hiç durmadan konuşuyor. Kalbimde küt 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 atmaya başlıyor o zaman tam tersi. Hayır yani kalbim olarak 500 kere rezil olmuşumdur beynime ben ya. Olacak iş mi? Yani ne zaman bir şey yapacağım desem böyle faturayı çıkartıyor beynim. Bak bu adam sana bunları bunları yapmıştı diye. Yani kalbime de laf anlatamıyorum. Kaç kişi var içeride? Nerede? Bir kimse yok ya. Evde değil hayatım. Senin içinde kaç kişi var? Bir kişi var ya. Sadece ben öf. Sen ne bakıp duruyorsun saatine sürekli? Ne? Saate mi? Öylesine bakıyorum. Yeni aldım bak. Sevdin mi, beğendin mi? Güzel mi? Bakayım. Aa güzel. Hakikaten çok güzel vallahi ya. Ben burada hayatımın kararını vermek üzereyim. Sen saatinle kafayı bozmuşsun. Güzel güzel çok güzel. Versene bana. Suya geliyor mu bu? Ha? Havuza mavuza giriliyor mu? Bulaşığa geliyor mu? Delirdin ha? Ha? Ne yapayım ne diyeyim ya? Evlenme diyorum. Seviyorum diyorsun. Evlen diyorum olmaz diyorsun. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Allah Allah. Çıkıp gitsene sen ya ne işin varsa. Saate bakıp duruyorsun sürekli dinliyormuş gibi numara. Çık git. Delirdin sen ha. Ne işim olacak? Aa.
Öylesine bakıyorum, bakıyorum, o tık 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 saniye geçince benim kafam çalışıyor. Konsantre oluyorum, seni daha rahat dinliyorum. Ne işim olacak? Seninle mi uğraşacağım ya? Hap alacağım, yatacağım, bir sürü derdim var benim. Kafamı dinleyeceğim, depresyona gireceğim, bir sürü kararlar vereceğim. Çık git, ne işin varsa. Gözüm içine baka baka dinliyormuş gibi saate maate bakma ya. Allah Allah, ne işim olacak benim? İşim dinliyorum, işim yok. Dinlemiyor, saatine bakıp duruyor. Bağırıyorsun bana. Ben anlamıyorum gözümden ya, baktığım başka yerde. Ama. Anlamıyorum sanki. Neye bağırıyorsun? Olacak ya, şey değil ya. Zorla götürtüyorsun, ben gidesim yok şu evden, beni zorla yolluyorsun. Tabii tabii, yani. Hadi, hadi. Vallahi artık öyle. Sen beni durdurmadığın sürece de öyle gözüküyor. Karar senin. Kronometre çalışmaya başladı şu an. Bize ne yaptığını görüyor musun? Beğendin mi geldiğimiz noktayı? Hoşçakal. Hayatım sonuna kadar görmek istemiyorum bir daha seni. Özledim şimdiden Çadı'yı. Ne yapıyor acaba? Abla, yarın senin doğum günün değil mi? Bir şeyler yapalım, sürpriz bir şeyler. Olur, tabii olur. Ama ne yapalım biliyor musun Şadiye? Böyle ailecek tatile çıkalım biz. Ya da olmadı, en zenginlerin gittiği bir yerden böyle 5 kişilik yer ayırtalım. Bize de o yakışır yani. Kel başa şimşir tarak. Ya iyi de. İlla da öyle büyük bir şey yapmamıza gerek yok ki. Evet abla. Öyle büyük bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten insanlar küçücük bir şeyden bile mutlu olabilir. Babam evdeyken o aradığınız ufacık şeyden bile biz mutlu olamayız, anladınız mı? Ha, acık mutlu oluruz. Onda da böyle boğazımız düğümlenir, boğuluruz, anladınız mı? Ya sen bana bıraksana o işi. Ben babamı birkaç günleri bir yere gönderirim. Nasıl olacakmış o? Sen bana bırak. Evet abla. Annem zaten yarın hoca efendiye gidecek. Ev toptan bize kalır. Tamam, peki. Oley! Oldu mu? Oldu, oldu. Peki anlarsa babam? Anlamaz. Baba! He? Baba, abimin çok ateşi var. Bir baksana. Derdiniz bitmedi, derdiniz. Ne oldu lan? Baba, abimin çok ateşi var. Boğazı da çok ağrıyor. Dışarıda da kaba salgını varmış. Kaba kulak mı? Bir bakıver istersen baba. Ya baba. Ah, çok ağrıyor ya. Ne bakacağım lan, kaba kulak geçirmedim. Bana bulaştıracaksın gerizekalı. Ben gidiyorum kasabaya. 2-3 gün gelmem. Doktor çağırmaya mı gidiyorsun baba? Ya ne doktoru, yatsın 2-3 gün bir şey kalmaz. Ananıza söyleyin, kasabada işim var benim. Yattığın yerden pislik bulaştırıyorsun. Allah'ın cezası ya. Gitti mi? Gördünüz mü işte? Ev bize kaldı. Hadi o zaman parti hazırlığa başlasın. Hadi hadi hadi. Thank you.
Elek tut. Tamam. Tuttum. Hadi. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler. İyi ki doğdun ablacığım. Canım. İyi ki varsınız. İyi ki benim kardeşimsin. Ya dünyaya bir daha gelsem tekrar sizi seçerim kardeş olarak. Sizi çok seviyorum ben. Alo. Ablacığım. Şadiyem ne yapıyorsun? İyiyim ablacığım, iyiyim. Ümmü abla geldi. Beyaz eşyaları falan getirmiş. İşte onları yerleştirdiler. Sonra biz Ümmü ablayla çıktık. İşte alışveriş falan yaptık. Şimdi de mutfaktayız. Yemek yapıyoruz. Bak selam söylüyor sana. Oo, şahane. Nerede? Zafer nerede? Evde yok mu? Çok çalışıyor ablacığım çocuk ya. Vallahi sabah gidiyor, akşam geliyor yani. Bırakamıyor ki işi. Bak geldi herhalde. Ben seni sonra arayayım, tamam mı ablacığım? Tamam. Görüşürüz. Allah Allah. İlk günden işe mi gidilir ya? Benim kimseye laf edecek halim var sanki. Benim hayatım peri masalı ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.